Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman'dayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değerli arkadaşlarından olan Safvan bin Muattal radıyallahu anh'in de içinde bulunduğu İslam ordusu bu toprakları fethetmiştir. Kaleleriyle, kaya mezarları ve anıtlarıyla, ören yerleriyle, manevi önderleriyle Güneydoğu Anadolu bölgemizin incisi Adıyaman'da il müftülüğümüz, aile ve dini rehberlik bürolarıyla, gençlik merkezleriyle, hastane, cezaevi, engellilik, bağımlılık alanlarındaki çalışmalarıyla, çocuğu, genci, kadını, yaşlısıyla bütün Adıyamanlılara hizmet etmektedir. Adıyaman'ımız 650 bin nüfusuyla Doğu ve Güneydoğu bölgemizin gerçekten şirin illerinden. Adıyaman dendiği zaman zaten huzur şehri diye Türkiye'mizde nam salmış illerimizden birisi. Ve biraz Adıyaman'ımızda böyle gezdiğiniz zaman bunu sizler de hissedersiniz. Adıyaman'ımızda Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Zazasıyla, Arabıyla gerçekten burada yaşayan insanların yani kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin, sevginin ve muhabbetinin destanını ve kitabını yazdığını iliklerinize kadar hissedersiniz. Tabii Adıyaman'ımızın bütün bunlardan öte asıl ve ana özelliği Adıyaman'ımız da aynen İstanbul gibi sahabe şehridir. Adıyaman'ımızda sahabe-i kiram efendilerimizden Safvan İbni Muattal, Hendek Savaşı'ndan önce Müslüman olmuş, Peygamberimizle beraber Hendek Savaşı'na katılmış, ardından Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile beraber 6 yıl kalmış, Ebu Bekir döneminde de Medine'de yani bir 6-7 en fazla 8 yıl Medine'de Müslüman olduktan sonra, Medine'de kaldıktan sonra Hazreti Ömer döneminde İyaz bin Ganem komutasındaki orduyla beraber işte o zaman eski ismi Er-Ruha olan Urfa'nın, Diyarbakır'ın bu bölgelerin fethine katılmış ve fetihten sonra da burada kalmış, burada yerleşmiş. Tarihi vesikalara baktığımız zaman 40 yıla yakın Adıyaman'da kalmış artık. Buraya yerleşmiş. Onun için tarihi kitaplarımızda Safvan İbni Muattal Hazretleri Eba Eyyub El Ensari ile beraber kabri yeri sabit olan iki sahabeden birisi. Tabii bizler Adıyaman İl Müftülüğü olarak tüm müftülüklerimiz olduğu gibi başkanlığımızın emir ve talimatları doğrultusunda sorumlu olduğumuz bu insanlara sahih dini bilgiyi aktarma ve onların her türlü hizmetine koşturma ve yetişmeye çalışan kurumlardan biriyiz Adıyaman'ımızda. Ve gerçekten Adıyaman'ımızda bizim güzel bir ekibimiz var. Yani böyle tabiri caizse 7-24 saat mesai mefhumu efendim gözetmeksizin çalışan din gönüllüsü imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz, vaizlerimiz mevcut. Şimdi bizim tabii özellikle Diyanet İşleri Başkanımızın genel müdürlüğü döneminde başlayıp zat-ı alilerinin de gerçekten ayrı bir değer ve kıymet verdiği ki gerçekten de ben bir il müftüsü olarak bu toprakların, bu vatanın kurtuluşunu da kendisine bağladığım 4-6 yaş Kur'an kurslarımız. Gerçekten Türkiye'mizin inşallah kurtuluş reçetesi olacak. Başkanımız özellikle ve başkanlığımız da yani tabiri caizse tek gündemimiz gibi olan 4-6 yaş Kur'an kurslarımız bizim her şeyimiz. Ve geldiğimizde maalesef Adıyaman'ımızda kendimize ait 4-6 yaş Kur'an kursumuz yoktu. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle hemen hemen Adıyaman'ımızın tabii yeterli olmamakla beraber hemen hemen her mahallesine serpiştirilmiş 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. Ve burada
faaliyetlerimiz devam ediyor. Son zamanların en önemli faaliyetlerinden biri de 4-6 yaş Kur'an kurslarıdır. Çocuklarımızın öğrenmeye en elverişli oldukları bir çağda onlara Allah'ı, peygamberi, ahlakı öğretmek, sağlam temelli nesiller oluşturmak anlamına gelir. Çocuklarına ve gençlerine emek vermeyen toplumlar geleceğe ümitle bakamazlar. Bu şuurla hayata geçirilen 4-6 yaş kursları Adıyaman'da büyük ilgi görmektedir. Başkanlığımızın son yıllarda özellikle önemsediği 4-6 yaş kurslarımız 2015'inden itibaren hizmet vermeye başladı. Biz de Adıyaman ili olarak 2015 yılından bu yana hizmet vermeye devam ediyoruz. Birkaç tane kursa başladığımız yolculuğumuz, halkımızın yoğun talebi, hoca arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları ve Adıyaman Müftülüğümüzün de bize desteğiyle şu anda elhamdülillah 33 tane kursumuzda hizmet veriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızca işin uzmanları tarafından çocukların gelişimsel özellikleri ve hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan müfredatı işliyoruz biz de. Bu müfredat içerisinde Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler var. Ve biz Kur'an-ı Kerim öğretirken çocuklara asıl amacımız işte çocukların Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesi veya ezberlemesi değil. Bizim Kur'an-ı Kerim harflerini böyle doğru telaffuz etmeleri, kelime öğrenmeleri bizim için yeterli. Ve bizim materyal çalışmalarımız da bu yönde elhamdülillah. Dini bilgiler dersimizi yaparken de yine değerler eğitimi temelli yapıyoruz biz bu dersleri. İşte sevgi, saygı, merhamet, iyilik, doğruluk, adalet, sabır gibi aynı zamanda da evrensel olan değerlerimizi kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim öğrenimimizin veya değerler eğitimimizin yanı sıra biz çocuklarla okul öncesi hazırlıklar da yapıyoruz, ilkokula hazırlık. Bunlar nasıl yapıyoruz? Sayı çalışmaları, renk çalışmaları, çizgi çalışmaları, kodlama, akıl oyunları, işte belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler yapıyoruz. Allah razı olsun, hocalarımız sayesinde çok güzel ilerledik. Şu an ikinci dönemdeyiz ve hatimlerimize başladık çok şükür. Çocuğumuz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi bir yana bırakın, hatim yapmaya başladı. Gurur duyuyoruz yani hem çocuğumla hem çocuğum çok şükür böyle bir öğretmenle tanıştık. Çok memnunuz. Çocuğum ilk doğduğu andan beri hep Kur'an temelleri üzerine yetişmesini, büyümesini istedim. İstanbul'dan tayinimiz çıkınca Adıyaman'a ilk bir bocaladık. Dolayısıyla çocuğa hani yeterli düzeyde eğitim verecek bir Kur'an kursu bulabilir miyiz gibisinden. Allah razı olsun, hocalarımızı tanıdık. Müftülüğe gidip görüştük. Müftülükte böyle bir Kur'an kurslarının var olduğunu söyledi ve bu şekilde öğrendik. Çok şükür memnunuz. Bizler bu çalışmaları yaparken çok fazla enerji harcadığımız için, tabii bu çalışmaları yapmak kolay değil, çok fazla enerji harcıyoruz hoca arkadaşlarla ve daha fazla yoruluyoruz tabii ki. Ama işte bir öğrencinin anne ben biraz daha kursta kalabilir miyim demesi ya da işte cuma günü geldiğinde öf keşke cuma olmasaydı, işte hafta sonu gelmeseydi demesi. Ya da bir öğrencinin ara tatillerde size mesaj atması, işte öğretmenim seni çok özledim demesi. Veya bundan birkaç yıl önce öğretmenliğini yaptığınız bir öğrencinin size sesli mesaj atması, öğretmenim seni seviyorum hala unutmadım demesi. Veya velilerden geri aldığımız bildirimler, işte bunlar, hocam siz bugün kursta nasıl bir çevre temizliğinden bahsettiniz ki elimizdeki ufak bir çöpü bile yere atmaktan itina ediyoruz. Ya da çocukta öyle güzel bir israf bilinci oluşmuş ki çocuk evde işte fazla bir ışık yanınca müdahale ediyor, işte suyun akmasından fazla akmasına müdahale ediyor. Ve işte sizin için hazırladığı bir resmi getiriyor. Hani ya da işte sofraya otururken besmele ile başlaması, elinin yıkanmadan başlamayacağını bilmesi veya sonrasında yine elini yıkaması gerektiğini yapması ve aynı zamanda ailesini de bu yönde uyarması mesela. Tabii biz bunları geri bildirim olarak aldığımızda çok hoşumuza gidiyor. Biz onların ilk öğretmenleriyiz. Ve hayatlarına dokunabildiğimiz, hayatlarına güzel şekilde dokunabildiğimizi fark ettiğimizde elhamdülillah işte bu diyoruz. Ve o az önceki söylediğim yorgunluğumuz yerini yüzde bir tebessüm, kalpte huzur, mutluluk ve neşeye bırakıyor. Tabii biz bu enerjiyle tekrar aşkla işimizi yapmaya devam ediyoruz elhamdülillah. Ben 3 çocuğumu da Diyanet kurslarına gönderiyorum. 8. sınıfa giden kızım, 5. sınıfa giden oğlum ve en son 4 yaşındaki kızım Zehra. Yani bizim için mükemmel bir yer.
bulunmaz bir şey. Hocamızın Allah razı olsun, özellikle Fatma hocamdan, çünkü üç çocuğuma da ben ona emanet etmişim şu anda. Onun verdiği eğitimle çocuğum sofrada dua okuyarak yemek yemeyi. Bizim için en büyük mutluluk budur. Kur'an'ı eğitim alıyorlar, hadis öğreniyorlar, çok şeyler öğreniyor. Öğrenmedikleri bir şey yoktur ki. Her şeyi öğretiyorlar hocalar burada. Ağaç yaş iken eğilir. Önemli olan bu değil midir? Bizim için önemli olan budur. Ne verirsen onu alır çocuk. Önemli olan yaş bu yaştır. Gençlerimiz geleceğimizdir, ümidimizdir, en önemli varlığımızdır. Gençliğine sahip çıkan, onları eğitimli ve güzel ahlaklı bir şekilde yetiştiren toplumlar, geleceklerini inşa etmiş olurlar. İşte bu anlayışla, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdüren hocalarımız, Adıyaman'da yaşayan bütün gençlerimizle tek tek görüşmeyi hedefliyor. İnşallah biraz sonra gençlik merkezimizi ziyaret edeceksiniz. Orada da çekimleriniz olacak. 2500 metrekare alanda hem erkek hem bayan gençlik merkezimizde, yani aklınıza gelebilecek her türlü, işte üniversiteye hazırlık kurslarımız var. Liselere giriş sınavlarına hazırlık kurslarımız var. Ne kurslarımız var? El işi kurslarımız var. Böyle çok çeşitli, orada bizzat yakından göreceksiniz. Ve akşama kadar şu anda Adıyaman'ın en yoğun, en kalabalık merkezi burası. Hemen hemen fakültelerin tamamında, yüksek okulların tamamında temsilcilerimiz var. Hayata dokunanlar diye bir birim kurmuşuz orada. Sürekli tabii üniversitemizde, yani üniversitede, KYK'larda en yoğun hizmeti veren yine bizim din gönüllüsü kardeşlerimiz. Mutlaka her kandilde programlar yaparlar. Özel günlerde, gecelerde o yavrularımızla. Mesela en son geçtiğimiz cuma sabahı üniversite camimizde 200 civarında kız üniversite öğrencimizle bir araya geldik. Güzel bir sabah namazı buluşması yaptık. Sohbetlerle, tesbihatlarla, dualarla, ardından da bu gençlerimize çorba ikramıyla ikramlarımız oldu. Öncelikle bize ve gençlerimize böyle güzel fırsatlar tanıdıkları için Diyanet İşleri Başkanlığımıza, sonrasında her türlü hizmet ve desteklerinden ötürü Sayın İl Müftümüz Mehmet Taşçı Hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, bizlerin buradaki öncelikli gayesi gençlerimize nezih bir çalışma ortamı sunmak, maneviyatlarını güçlendirme konusunda yardımcı olmak ve her şeyden önemlisi onlara bir aile ortamı oluşturmaktır. Gençlerimiz soğuk kış aylarında sıcak ve sessiz bir çalışma alanı arayışına giriyorlar. Biz de gençlik merkezi olarak Adıyaman'daki bu eksikliği gidermek amacıyla biri bayan tarafında, üçü erkek tarafında olmak üzere toplam 4 kütüphane istihdam ettik. Onlara internet ve bilgisayar imkanı tanıdık ve ayrıyeten sıcak su ve çay ihtiyaçlarını da giderdik gençlerimizin. Bizlere ders çalışmak amacıyla gelen gençlerimize ders aralarında manevi danışmanlık hizmetlerinde bulunuyor ve onlarla sohbetler ediyoruz. Deneyimli Kur'an kursu öğreticilerimizle öğrencilerimize birebir Kur'an eğitimlerini veriyoruz. Ayrıca hafta içi her gün tefsir, hadis, ilmihal ve siyer derslerimizi yapıyoruz gençlerimizle. Hafta sonu ise alanında uzman hocalarımızla DHBT derslerimiz, başarılı eğitimcilerimizle Türkçe, matematik ve Arapça derslerimiz devam ediyor. Yine çok büyük bir ihtiyaç olan hafta içi her gün amigurumi, el örgüsü, ahşap boyama, tezhip ve ney kurslarımızla yetenekli ve değerli öğreticilerimizle güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. Gençlerimizin maneviyatlarına dokunuyoruz. Diyanet Gençlik Merkezi'nde açılan YKS kurslarına katılarak ve aynı zamanda burada manevi danışmanlık yapan hocalarımızdan destek alarak hedefim olan hukuk fakültesini kazanmak istiyorum. Evde çalışma ortamı olmayan ya da dershaneye gitmeye gücü yetmeyen birçok gence kapısı açık. Hocalarımız bu süreçte güler yüzleriyle maddi manevi her anlamda bizlere destek oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikle Adıyaman Müftümüz Mehmet Taşçı Bey'e, burada görevli hocalarıma, arkadaşlarıma
ve bana bu fırsatı verdiğiniz için siz değerli Diyanet TV ailesine teşekkürler. Her hafta düzenli sohbetlerimiz var gençlere, hadis, siyer, yine alan, diğer alanlarda uzman dekan hocalarımızın sohbetleri, diğer gençlik koordinatörümüz, manevi danışman hocalarımızın sohbetleri oluyor burada. Gençlerimiz gerçekten çok istifade ediyor o sohbetlerimizden. Bunun yanında her hafta yine üniversite camimiz var. Üniversite camimizde siyer, hadis, fıkıh, kelam gibi sohbetlerimiz var. Gençleri işte beşer, onar gruplarla şekilde her hafta düzenli sohbetlerimiz oluyor orada da. Yine gençlik merkezimizin diğer aktiviteleri, sosyal aktivitelerine dokunmak istersek de her hafta düzenli havuz, futbol, halı saha futbol turnuvalarımız, pikniklerimiz, doğa yürüyüşlerimiz, cami gençlik buluşmalarımız oluyor hocam aynı şekilde. Kurum içi faaliyetlerimizin dışında okul ziyaretlerimiz ve tanıtım etkinliklerimiz de oluyor tabii ki. Sabah namazlarında KYK yurtlarında kalan üniversiteli gençlerimizle camide buluşuyor ve namaz sonrası kahvaltı etkinlikleriyle birebir tanışma fırsatı buluyoruz gençlerimizle. Onlarla sohbet ediyoruz. Evet, yine cuma günleri hanım cemaatimiz ile cuma namazlarında buluşuyor ve hanımlara camiye gidebileceği, rahatça namaz kılabileceği düsturunu halkımıza aşılamayı hedefliyoruz. Evet, gençlerimizle tarihi camilerimizi ve tarihi mekanlarımızı gezerek Adıyaman'ımızı dışarıdan gelen öğrencilerimize tanıtma şansı yakalıyoruz. Onlarla birlikte tarihi camilerimizi geziyoruz. Gençlik merkezimize gelen her öğrencimiz hamdolsun ki burayı çevrelerine anlatıyor ve gün geçtikçe sayımız çoğalıyor. Gençlerimizin memnuniyetlerini ve burada bir aidiyet hissetmelerini görmek bizleri gerçekten çok heyecanlandırıyor ve bizleri çok memnun ediyor. Ve her gün yeniden aşkla işimize odaklanıyoruz. Toplumu oluşturan en küçük yapı taşı ailedir. Dinimiz ve kültürümüz bizlere aileyi sağlam temeller üzerine kurmayı, herhangi bir sıkıntı yaşandığında da o sıkıntıyı Allah ve Resulünün emirleri istikametinde ortadan kaldırmayı öğütlemektedir. Adıyaman İl Müftülüğümüze bağlı aile ve dini rehberlik bürolarımız, şehrimizde bulunan bütün ailelerin, aile kurmak isteyen gençlerin sorumluluğunu üzerinde hissetmektedir. Huzurlu bir aile ve huzurlu bir toplum yapısına katkı sunmak için hocalarımız her zaman hazırdır. Müftülüğümüz bünyesinde hizmet ve faaliyet vermekte olan aile ve dini rehberlik merkezimiz gerçekten çok yoğun hizmet veren ve hizmet üreten bir birimimiz. Ve bu birimimiz şehrimizde, şehrimizin valisinden, belediye başkanından, efendim kurum amirlerinden ki halkımız zaten biz buranın tanıtımını yaptık. Cuma vaazlarında efendim her vesileyle broşürler basarak el ilanlarıyla tanıtımını yaptık ve şu anda sürekli bu merkezimiz yani insan sirkülasyonu gençlerinden tutun ailesinde hayatında sıkıntılar olan problemleri olan ailelerin şu anda Adıyaman'da birinci adresi haline geldi. Yine bu merkezimiz bünyesinde çok güzel faaliyetler yapıyorlar. Mesela görevlilerimiz içerisinde annesiyle babasıyla, yaşlılarıyla yaşayan din gönüllerimizi ziyaret ediyoruz. Onlara hediyeler veriyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Onları teşvik ediyoruz. Herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Bunun dışında yine bu aile ve dini rehberlik merkezimizin bünyesinde gezici ADRM. Sadece çünkü aslında mekanımız çok nezih ve geniş. Buna rağmen yeterli olmadığı için biz bu aile ve dini rehberlik hizmetlerimizi sahaya taşımaya karar verdik. Ve şu anda her hafta, haftanın bir günü, genellikle de cuma günü bir vaizimiz, bir vaizemiz, efendim bir uzmanımız, bir Kur'an kursu hocamız, başlarında da bayan müftü yardımcımız saat 9-10 gibi buradan çıkarlar, köye giderler.
Vaizimiz camide cuma vaazı yapar. Bayan müftü yardımcımız önceden tabii gitmeden o köyün muhtarına, varsa işte öğretmenine, tabii din öğret bizim imamımıza önceden haber veriyoruz. Onlar her türlü hazırlıklarını yapıyorlar. Ortamı müsait hale getiriyorlar ve vaizimiz camide cumada cemaate vaaz ediyor. Bayan müftü yardımcımız bayanlara hitap ediyor. Uzmanımız okulda öğrencileri topluyor. Yani köydeki tüm kesimlere böyle bir 2 saat, 3 saat civarında efendim bir hizmet sunup ardından dönüyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığımız milleti, halkımızı dini konularda aydınlatma gibi bir görevi var. Toplumun içerisinde önemli problemlere, önemli konulara Diyanet İşleri Başkanlığımız çeşitli talimatlar göndererek, il müftülüklerine çeşitli talimatlar göndererek bir farkındalık oluşturup toplumun kanayan yarası, sıkıntının baş gösterdiği konularda başkanlığımız taşra teşkilatında başkanlığımızın kolları olan il müftülükleri aracılığıyla milletimizi, halkımızı çeşitli konularda bilgilendiriyorlar, bilinçlendiriyorlar. Onların bir parçası olarak biz de Adıyaman İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak ben il koordinatörlüğü yapıyorum. Başta il müftümüz, il müftü yardımcımız, burada onu özellikle söylemek istiyorum. Hatun Özmen hocamız, bir bayan din görevlisi hocamızla birlikte o bu faaliyetlerin öncülüğünü yapıyor. Onunla beraber çalışıyoruz. Kıymetli çalışmalarımız var. Sizler de ziyaret ettiniz. Adıyaman İl Merkezi'nde Aile ve Dini Rehberlik Merkezimiz var. Burada kendisini söylemeden geçemeyeceğim. Mustafa Taşlı amcamız, ailesine olan, evine olan, eşine olan sevgi ve muhabbetinden dolayı onun için Aile ve Dini Rehberlik Merkezimizi bağışlamışlar. Müftülüğümüze dini, ilmi, hayri hizmetlerde kullanılması için bağışta bulunmuşlar. Allah'a hamdolsun halis iyi niyetle bir niyetin içerisinde olmuş Mustafa Taşlı amcamız. Hanımını da yakın zamanda kaybetti ama onun evlatları, onun çocukları ailevi konularla ilgili ADRM merkezimizde ilmi faaliyetler yapılıyor. Ben buranın temelini attığım zaman mutlaka burada bir Kur'an kursuna yer vereceğimi kafama koymuştum. Allah nasip etti, verdim. Çok mutluyum tabii ki bu meyanda. Ben eşimle beraber de tabii bu fikrimizi yürüttük. Onunla beraber Allah'a şükretti, bu kısmet oldu ve bahşettim. Bu hususta çok mutluyum yani. Benim söylemek istediğim işte inşallah herkese Rabbim böyle hayır işleri nasip eder diye düşünüyorum. Ben bu verdiğim için çok mutluyum, çok sevinçliyim yani. Aile ve Dini Rehberlik Merkezimizde yapılan çalışmalara değinecek olursak, evlenen çiftlerimize yönelik aile seminerleri yaptık. Çeşitli zamanlarda evlenmiş çiftler, yeni evlenmiş çiftler bu merkezlere geldiler. Burada onları bilinçlendirme adına aile seminerleri düzenledik. Akabinde onlara çeşitli hediyeler takdimimiz oldu müftülüğümüzün. Katılım belgesiyle seminerimizi taşlandırmış olduk. Aile Dini Rehberlik Merkezimizde yapılan çalışmalardan bir tanesi de orada bir Kur'an kursu öğreticimiz orada gün içerisinde haftanın 5 günü orada bulunuyor. Merkezimiz açık vaziyette ilmi faaliyetlerine devam ediyor. Günlere yönelik olarak tefsir, hadis, ilmihal dersleri,
özelde halkımıza yönelik isteyen herkese, resmi olarak da İl Müftülüğü bünyesinde resmi olarak da tasrih huruf dersleri merkezimizde, Aile Dini Rehberlik Merkezimizde yapılıyor. Bunun yanında Aile Dini Rehberlik Merkezimizin üyeleri bir başka projemiz olan Gelin Tanış Olalım projemiz var. Bu projemizde ne yapıyoruz? Aile Dini Rehberlik Merkezi başta İl Müftü Yardımcımız Hatun Özmen hocamızla onun nezaretinde birkaç din görevlisi, Kur'an kursu hocalarımızdan iki bayan, iki de erkek din görevlisi hocamızla birlikte Adıyaman merkezde, köylerinde görev yapan İmam Hatip, Müezzin Kayyım, Kur'an kursu hocalarımızın evlerine ziyareti gidiyoruz. Müftülük olarak onları ziyaret ediyoruz. Onların bir çayını içiyoruz. Onların ailelerini tanıma noktasında onlarla hasbihal ediyoruz. Ben gurbetçiyim ilk başta, onu söylemek istiyorum. Bir tabelayla geldim. Sadece tabelayı gördüm, geldim, bir görüşmek istedim. Kudret hocamızla tanıştım. Ondan sonra zaten aile ortamı gibi karıştık. Çok da memnunum her konuda. İlmihal derslerimiz var, tefsir okumalarımız, hadis okumaları, mukabelemiz var, aile sohbetlerimiz var. İbadetlerimize çok katkıları var. Hani dosdoğru yapmayı öğrendik açıkçası. Çok eksiğim olduğunu öğrendim. Ve dünyaya bakış açım değişti. İçinde bulunduğum durumlara bakış açım değişti. İnsanları Allah yaratmış diye sevebilmeyi, her türlü hatalarıyla sevebilmeyi öğrendim. İnsanoğlu dünyada birçok imtihanla karşı karşıya kalır. Bu imtihanlardan biri de engelliliktir. Engelli kardeşlerimiz imtihan gereği bir uzuvlarını kaybettiklerinde Allah'ın merhametine daha çok muhatap olurlar. Yeter ki kalplerindeki imanın güzelliğini tatsınlar. Adıyaman'da engelli kardeşlerimizle ilgilenen değerli hocalarımız, Kur'an okuyan ellerle tanışmamıza, engelli kardeşlerimizin dünyasını anlamamıza vesile olurlar. Bizim Adıyaman'da işte engelliler var. Yani 20 bine aşkın engelli var Adıyaman'ımızda. Bunlardan 7 bini süreyen dediğimiz evinden çıkamayanlar. Bakın biz bunların yani normal engellilerin %50'sinden fazlasına ulaştık. Süreyen engelliler aynı şekilde %50'sinden fazlasına ulaştık. Ve evinden çıkamayan ama zamanla böyle o bölgedeki özellikle Ali Çelik hocamız bizim engelli koordinatörümüz, o size detaylı bilgileri de verecek. Evinden çıkamayan ama hocalarımız vasıtasıyla dini, diyaneti, Kur'an'ı öğrenen, Kur'an öğrenmek isteyenlere Kur'an öğrettiğimiz çok engelli kardeşimiz var. Ali Çelik, Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü olarak görev yapmaktayım. 2016 yılında bize verilen bu görevden sonra biz ilimizdeki ve ilçelerimizdeki birçok engelli kardeşlerimize ulaşmak için çaba harcadık. Başta 10 yıldır olan Abdullah bin Ümmü Mektum Görme Engelli Kur'an kursumuzdaki öğrencilerimiz, 17 tane öğrencimiz şu anda burada Braille kabartmalı alfabeden Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Biz bunları bu görme engelli kardeşlerimize sabah evlerinden alıp Kur'an kursumuza getiriyoruz. Ayrıca Adıyaman'ımızda evden dışarı çıkamayan, süreyen engelli dediğimiz engelli kardeşlerimizi de aynı zamanda evlerinde ziyaretler yapıp da onlara Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Fıkıh bilgisinde eksiği olan kardeşlerimize fıkıh bilgileri vermekteyiz. Ayrıca biz bu pandemi döneminde Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü olarak 133 engelli, bedensel engelli kardeşimize tekerlekli sandalye hediye ettik. 35 görme engelli kardeşimize beyaz baston hediyesinde bulunduk. Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, camilerimize erişebilir duruma getirmek için erişebilirlik rampaları oluşturduk. Görme engelli şerit bandı çalışmaları yapmaktayız. Aynı zamanda görme engelli Kur'an kursumuzdaki öğrencilerimizi Umre'ye gönderdik, Kudüs'e gönderdik. Öncelikle hizmetler için de teşekkür ediyorum Diyanet'e falan. Yani müftü hocama falan. Yani Kur'an öğrenmek
güzel bir şey. Yani ben de öğrenmek istiyorum tabii. Ondan dolayı da öğrenmek istedim müftülüğe yani. Dedim bir hoca bana gelse iyi olur işte istedim. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular hemen. Yani şu an dersimizi yapıyoruz şu anda. Evimize kadar gelip ders veriyorlar. Yani her zaman ilgileniyorlar. Yani işte böyle. Toplumun önemli bir kesimini engelli kardeşlerimiz oluşturmaktadır. İlimizde de birçok engelli kardeşimiz var. Süreyen engelli, bedensel engelli, işitme engelli, doğum sendromu, otistik, otizm, süreyen engelli, birçok engel grupları var. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı, Adıyaman Müftülüğü engelli koordinatörü olarak biz bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara moral ve motivasyon veriyoruz. Onların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Biz onların ellerini, avuçlarını tuttuğumuz zaman, onlara o şefkati, o merhameti verdiğimiz zaman onların duası bizim için yeterli oluyor kıymetli hocam. Din görevlilerimiz engelli vatandaşlarımız ile iletişim içerisindeler. Bu manada biz imamlarımız, Kur'an kursu hocalarımız, din görevlilerimizle beraber işaret dili kursları, kabartmalı Braille kursları düzenledik. Her cuma işitme engelli kardeşlerimizin de okunan hutbeyi daha anlamaları için işaret dili hutbe çevresi yapmaktayız bir camimizde. Ayrıca toplumun engelliye duyarlılığı için camilerimizi ziyaret edip cemaatimiz ile sohbet ediyoruz, okullarımızı ziyaret ediyoruz. Onlara engelli kardeşlerimizin İslam'ın engelliye bakışını detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Başkanlığımızın bu manada e-yayınlarından görme engelli kardeşlerimizin hem Braille kabartmalı Kur'an-ı Kerim hem elifbası işaret dili işitme engelli kardeşlerimizin de aynı zamanda onlara yönelik de elifbası bastırıldı. Başkanlığımız nezdinde engelli ilim hali çok önemli, büyük bir projeydi bu proje. Bu kursumuz 11 yıldır açıldı. Görme engelliler çok istiyordu Kur'an-ı Kerim okumayı. Ben de onu öğrendiğim için dedim ki müftülüğümüze başvurduk. İnşallah dedik hani bir hoca ayarlayabilirsek Allah'ın izniyle. Bu kızlarımız da Braille alfabesiyle öğrenebilirler inşallah. Çok güzel geçiyor. Öğrendiler. Şimdi de ezber yapıyorlar. Elhamdülillah. Yani gözleri açılmış hissediyorlar. Gözleri görmüyor ama kalpleri süper. Çok güzel görüyor. Gerçekten bu kurs da onlar için ayrı bir dünya. Yani anlatamam. Sıkıldıkları zaman gezmelere götürüyoruz. Biz Ümre'ye gittik birlikte. Kudüs'e gittik hep birlikte. Çok güzel geçti. Sıkıntılarımız olmadı elhamdülillah. Çünkü gönülleri güzel olduğu için hiç de sıkıntı çekmeden gidip geliyoruz inşallah. İnsan zaman zaman yolunu şaşırabilir, olmadık durumlara düşebilir, zararlı maddelerin esiri olabilir. Bütün bunlara sebep olan manevi boşluğun doldurulması ve insanımızın yeniden ruh ve beden sağlığına kavuşması için konunun uzmanlarıyla birlikte değerli hocalarımız da çalışmaktadır. Allah hepsinden razı olsun. Özellikle bağımlılıkla mücadele kapsamında Adıyaman İl Koordinatörlüğü olarak lise, pansiyon ve KYK yurtlarında bulunan öncelikle sigara kullanan genç kızlarımızı tespit ederek onlarla manevi bir bağ kurmaya başladık. Akşamları buluşma saatlerimiz oldu özellikle. Güven tazeleme, birbirimiz ile muhabbetlerimiz gece sabahlara kadar onların sorunlarıyla hemhal olarak birlikte etkinliklere devam ettik. Toplam 200 öğrencimizi 15'li gruplara ayırarak Ramazan aylarında her akşam kurum amirlerimizden başlayarak merkezde bulunan birçok hoca hanımların evlerinde iftar yemeklerini de her akşam götürdük. Grup kurduğumuz kızlarımız ile ihtiyaç sahibi ve yetim olan ailelere ziyaretlere gidip onların da ihtiyaçlarını birlikte karşıladık. Grup kurduğumuz öğrencilerimizle her hafta cumartesi saat 10 ve 15 saatleri arasında Ben Yeniden projemiz kapsamında bedenimizin emanet olduğu konulu seminerler düzenleyip yaklaşık 8 ay süren bu seminerimiz sonucunda toplam 775 kızımızın sigara yani tütünden bırakmasına vesile olduk elhamdülillah.
Ben çocukluğumdan beri buraya geliyorum zaten. Bu mahallede oturuyorum. Bayağı bir çocukluğumuzdan beri Nazlı hocamızla işte dışta bayağı bir etkinliklerimiz oldu, programlarımız oldu. Burada hani buranın maneviyatı, buranın samimiyeti zaten ayrı insanı mutlu ediyor. Burada başladım. Sonra hafızlıktan devam ettim ben. Hafızlıkta biraz eğitim gördüm. Eğitim gördükten sonra yarım kalan maneviyatımı tekrardan burada tamamlamaya karar verdim. 9 yıldan beridir geliyorum. Burada Kur'an'a geçtim. Burada her şeyi öğrendim. Hastalıkta şifa buldum. Her şeyi öğrendim. Maddi, manevi her şeyi geçirdim. Kötü alışkanlıklar, iyi şeyleri geçirdim. Peygamber Efendimiz'in İslam'ı tatbikinde mekanların inşasından önce gönüllerin inşasına değer verdiğini görüyoruz. Biz de buradan harekete genel itibariyle eğitimden, hayri ve sosyal faaliyetlere, gıdadan, barınmaya, manevi boyutların insani yardımdan, sağlık yardımlarına kadar, özellikle gençler ile manevi doyum noktasına ulaştırmaya kadar birçok projelerle yolumuza devam ediyoruz. Bizler insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz. İyiliğin yaygınlaşması ve kötülüğün defi için çabalıyoruz. Takvada ve iyilikte yardımlaşıyoruz. Bu ayetleri kalbimizde ve aklımıza rehber kılarak milletimizle bütün yeryüzü arasında yardımlaşmaya köprüleri kurmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İyilik çemberi etrafında bir araya gelip başta öğrencilerimiz, mahalleli, hayırseverlerin el birliğiyle pişirdikleri yemekleri, erzakları, adaklık kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Her gün Ramazan ayı boyunca 150 ihtiyaç sahibi ailelerin iftar yemeğini götürmekteyiz. Kadir gecesine özel ise toplam 2500 ailenin iftar yemeğini ve erzak yardımını dağıttık. Arefe gününe özel olarak da toplam 600 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramlık kıyafetlerini giydirdik elhamdülillah. Yine bizim din gönüllülerimiz içerisinde tabiri caizse Hazreti Zeynel Abidi'nin yolundan giden, biliyorsunuz o her gece sabah olmadan, gün doğmadan Medine'nin fakirlerinin kapısına erzak bırakırdı. Ve o fakirler Zeynel Abidin Hazretleri vefat edinceye kadar o erzağı oraya kimin koyduğunu da bilmediler, bilmiyorlardı. Ta ki vefat edip yıkanırken sırtında o yara bereyi görünce, işte demek ki Medine'nin fakir fukarasını gözeten, kapılarının önüne o erzağı koyan Zeynel Abidinmiş diye ölünce tanıdılar, anlayabildiler. Bizim de bu şekilde kardeşlerimiz var. Yani inşallah onlarla da röportajlarınız olacak. Her gün bila istisna, yani tatil, cumartesi, cuma, cumartesi, pazar yok. Her gün kendi arabasıyla yanında eşi, zaman zaman da çocukları da olur bir araç. Arkasında mesela bugün belki un dağıttı. Yarın kömür dağıtır. Efendim diğer bir gün koli dağıtır hazırlayıp. Bir gün bakarsınız bir zengin onu aramış. Efendim Abdullah Hoca neredesin, geliyorum. Zengin işte 200 lira veya neyse bir meblağ zarfa koymuştur. Hadi beraber bunu dağıtalım. Onu dağıtırlar. Bir gün bakarsınız efendim bir hayvan kesmiş, parçalara ayırmış, poşetlemiş, arabasının arasında insanlara et dağıttığını. İstisnasız her gün ve bu tanındı. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanından bu görevlimizi ararlar. Hocam şöyle şöyle erzak gönderiyorum veya işte eşofmandır veya giysidir neyse gönderiyorum, bunları dağıt türünden. Yani her gün bu işi yapan bizim görevlilerimiz var. Din görevlilerimiz hayatın her alanında mesai kavramından bağımsız olarak milletimize hizmete devam etmektedir. Din görevlilerimiz doğumdan ölüme kadar ve hayatın her anında yanımızda olan
manevi kahramanlarımızdır. Hayatını mesleğine adamış değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. İsmim Abdullah Sağlam, Bolduk Baba Cami İmam Hatibiyim. 2003'ten beri Diyanet Teşkilatı'nda çalışıyorum. 2003'te fahri olarak, vekil olarak ve en son 2008'de de kadro olarak göreve başladık. Elhamdülillah biz bu camide hem cami derslerimiz var, 5 vakit. Ondan sonra öğrencilerimiz var. Akşam ile yatsı arasında öğrencilerimizi okutuyoruz, ders veriyoruz. Bunun yanında camimizin hemen havlusunda bir hafız-ı Kur'an kursumuz var. Oranın da hizmetlerini yapıyoruz, bize düşeni yapıyoruz bizler. Ve aynı zamanda ben öncelikle buraya geldiğimde kendi kendime şöyle bir karar aldım. Ben bu mahallenin imamı olacağım dedim. Öncelikle kendi mahallemden başladım. Bu mahallede yetimler kimlerdir? İhtiyaç sahibi kimlerdir? Yaşlılar kimlerdir? Esnafımız, gittik esnaflarımızla tanıştık. Gittik yetimleri belirledik, yetimlerin ihtiyaç sahiplerini mesela belirledik. Gittik sosyal yardımlaşmada bu yetimlerimizin, bu ihtiyaç sahiplerimizin durumlarını öğrendik. Gereken girişimlerde bulunduk. Eğer herhangi bir sosyal yardımlaşmada bir ödenek almıyorlarsa yardımcı olmaya çalıştık. Ve ondan sonra bizler bizzat kendimiz de kendi mahallemde başlayarak şu an Adıyaman'ın bütün mahallelerinde %80 yetimini biliyoruz. %80 yetimimize yani mutlaka gitmişizdir, yardımcı olmuşuzdur. Mutlaka hiç olmasa birer koli erzak vermişizdir. Ama bizim bu yetimlerimizin içerisinde ekonomi durumuna göre biz bir ayrım yaptık. Yani en az geliri olan yetimlerimizi çoğu kiracıdır, kiralarını ödüyoruz. Öğrencidir, öğrenci servislerini ayarlıyoruz. Eğitim yardımı yapıyoruz hem kitap konusunda hem okul kıyafet konusunda. Aynı zamanda bunların erzak konusunda, yakacak konusunda elimizden geleni bizler yapıyoruz. Ben 4 yıl önce de tanıştım onlarla. Yani Rabbimin bir şeysi oldu. Yani onlardan daha önce tanışmadan önce biz çok zorluklar içinde yaptık. Yani çocuklarımı aç yattığı zamanlar oldu. Onları tanıdıktan sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nı, İl Müftülüğünü tanıdıktan sonra yani hayatımız bambaşka değişti. Yani çocuklarımı kırtasiyesinden olsun, giyiminden olsun, kahvaltısından yani A'dan Z'ye her şeysini. Mesela ben çocuğumu tedaviye Urfa'ya götürüyorum. Ben haber vermeden sanki onlar şey der gibi hemen arıyorlar. Ne gerekiyor? Hemen ilaçlarını temin ediyorlar. Hemen evdeki kalan çocuklarımın yemelerine kadar her şeyi temin ediyorlar. Yani ben gece 1'de de arasam yani hiç şey etmeden tereddütsüz hemen geliyorlar. Çocuklarımın ek kitaplarına bile, test kitaplarına bile onlar hepsini karşılıyorlar. Yani onları tanıdıktan sonra hiçbir şeye ihtiyacımız olmadı. Yani A'dan Z'ye her zaman yanımızda oldular. Yani yemeden, içmeden, kıyafetten yani bayram günü yani sanki babaları varmış gibi yani bayram günü o sevinci o çocuklarıma her zaman yaşattılar. Yani Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Evet. Fatma hocam zaten çocuklarım ona kanatsız melek diyorlar. Yani diyorlar ki anne bu dünyaya gelen kanatsız melek. Abdullah hocam öyle, Mehtap hocam öyle. Çok çok iyiler. Yani Mehtap hocam olsun, Abdullah hocam olsun. Yani bizim yakacağımızdan, odunumuzdan, sobama kadar onlar temin ettiler yani. Adıyaman'ımızda bizler yaklaşık 150 tane muhacir ailemiz var. Yani bizim ilgilendiğimiz, Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizim bunların yuvalarına girdiğimiz. Bunların işte birçoğunun durumları iyi değil. Kömür alamadılar. En çok da kömür ve un ihtiyaçları var bunların. Yani biz bu sene 16 tondan fazla biz bunlara kömür dağıttık. Yani yaklaşık 20 tona yakın un dağıttık biz bunlara. Yani bunların da ekmek ihtiyaçlarını bazen gidip yakın fırınlar vardır, fiş alıyoruz. Bizim burada o şey vardır. Fişleri götürüp teslim ediyoruz. Sabah sıcak ekmeklerini kendileri gidip alıyorlar. Bizim yetim öğrencilere gelince yetim öğrencilerin birçoğunun servis ücretlerini ödüyoruz, kiralarını ödüyoruz. Onlara da aynı zamanda erzak konusunda olsun. Yani biz hiçbir hayrı küçümsemiyoruz abicim. Hiçbir hayrı küçümsemiyoruz. Yani gün olur biz yumurta, yoğurt dağıtıyoruz. Gün olur biz
adak kurbanı, akika kurbanları bize veriliyor. Biz onları dağıtıyoruz. Gün oru biz erzak dağıtıyoruz. Gün oru biz kömür dağıtıyoruz. Mutlaka Rabbime şükürler olsun ki her günümüz doludur. Elhamdülillah bu konuda il müftümüz de yanımızdadır. İl müftümüzün desteğini arıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımızda Rabbim esirgesin, eksikliğini vermesin. Onun da desteğini alıyoruz. Yani bizlere kurban gönderiyor, bize zekatları gönderiyor. Biz de ihtiyaç sahibi olan yetimlerimize, muhacir kardeşlerimize dağıtıyoruz. Ben şahsen bu işe girdiğimden beri kendi evimde hiç sıkıntı görmedim. Huzursuzluk görmedim. Huzursuzluk görmedim. Ve birçok belayı da başımıza def ettiğine ben bizzat şahidim. Abdullah hocamız bu yetimlerle de uğraşıyor. Onlar yetim, ne de bir yetim varsa koşuyor, yardım ediyor, koşturuyor elinde geldiği kadar. Mustafa hocamız da burada toplamış hepimizi. Allah razı olsun, bize Kur'an öğretiyor bu yaşta. Her birimiz yaşta 50-60-70 yaşlarındayız. Kur'an'ı öğrendik. Allah razı olsun hocalarımızdan, diyanetimizden, müftülüğümüzden. Müftülüğümüz de Adıyaman'da bir hafızlık seferberliği ilan etmiş. İki tane çocuğum hafız oldu. Yani biz diyanetimizde, müftülüğümüzde, camimizde memnunuz. Allah razı olsun onlardan. Cemaatimizde de Allah razı olsun. Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde güzel şehrimiz Adıyaman'daydık. Adıyaman İl Müftülüğümüzün faaliyetlerine sizlerle birlikte şahit olduk. Bütün Adıyaman halkını bu faaliyetlerden faydalanmaya ve manevi alanlarda daha bilgili ve daha donanımlı olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki bölümde başka bir ilimizde olacağız. Sağlıcakla kalın.